Merhaba sevgili öğrenciler. Devran Koleji Uzaktan Eğitim Programı Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz zarflar, bir diğer adıyla belirteçler. Zarf nedir? İş, oluş, hareket bildiren kelimeleri, yani fiilleri, çeşitli yönlerden niteleyen kelimelere zarf denir. Sıfatlar tek başlarına kullanılamadıkları gibi zarflar da tek başına kullanılamazlar. Tek başına kullanıldığında isim görevindedirler. Güzel kelimesi tek başına kullanıldığında bir isimdir. Fakat güzel kelimesi olmak fiiliyle birlikte kullanıldığında, olmak fiilini nitelediğinden dolayı zarf görevindedir. Güzel kelimesi resim gibi bir isimle kullanıldığında, resim kavramını, resim ismini nitelediğinden dolayı sıfattır. Zarfların asıl görevleri, fiilleri, zaman, durum, yer, yön ve miktar bakımından nitelemektir. Bu yüzden zarflara fiillerin sıfatı da denilebilir. Örnek cümlelere baktığımızda bugünü sabırla bekledim. Beklemek fiiline eylemin nasıl yapıldığını soruyoruz. Nasıl bekledim? Sabırla bekledim. Sabırla kavramı beklemek fiilini nitelediği için durum zarfıdır. Seninle yarın görüşürüz cümlesinde görüşmek eylemine eylemin ne zaman yapıldığını soruyoruz. Ne zaman görüşürüz? Yarın. Yarın kavramı görüşmek fiilini zaman bakımından nitelemiştir. Kazanmak için çok çalışmalısın cümlesinde çalışmak eylemine ne kadar yapıldığını soruyoruz. Ne kadar çalışmalısın? Çok çalışmalısın. Çok kavramı çalışmak fiilini miktar bakımından nitelemiştir. Zarflar anlam bakımından 5'e ayrılır. Durum ya da hal zarfları, zaman zarfları, yer yön zarfları, miktar ya da azlık çokluk zarfları, soru zarfları. Evet, ilk zarfımızla başlıyoruz. Durum ya da hal zarfları, fiilin nasıllığını bildiren kelimelerdir. Fiile sorulan nasıl sorusunun cevabı durum ya da hal zarfıdır. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden cümlesinde çıkacaksın fiiline eylemin nasıl yapıldığını soruyoruz. Nasıl çıkacaksın? Ağır ağır. Ağır ağır ikilemesi çıkmak eylemine sorulan nasıl sorusunun cevabı olduğu için hal ya da durum zarfıdır. O her zaman dikkatli konuşur cümlesinde konuşmak eylemine eylemin nasıl yapıldığını soruyoruz. Nasıl konuşur? Dikkatli konuşur. Dikkatli kavramı konuşmak fiilinin nasıl yapıldığını nitelediğinden dolayı durum zarfıdır. Küçük kız güzelce süslendi cümlesinde süslenmek eyleminin nasıl yapıldığını soruyorum. Nasıl süslendi? Güzelce. Güzelce kavramı süslenmek fiilini nitelediğinden dolayı durum zarfıdır. Örneklerimizi incelemeye devam ediyoruz. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Oturmak fiiline eylemin nasıl yapıldığını soruyorum. Nasıl oturalım? Eğri oturalım. Eğri kelimesi oturmak fiilini nitelediği için durum zarfıdır. Doğru konuşalım. Nasıl konuşalım? Doğru konuşalım. Doğru kelimesi de konuşmak eylemine sorulan nasıl sorusunun cevabı olduğu için durum zarfıdır. Düşüncelerini açıkça söyleyebilirsin. Söylemek eylemini soruyoruz. Nasıl söyleyebilirsin? Açıkça söyleyebilirsin. Açıkça kelimesi söylemek fiilinin nasıl yapıldığını belirttiği için durum zarfıdır. Anlatılanları kahkahalarla güldüler. Güldüler eylemini soruyorum. Nasıl yapılmış bu eylem? Nasıl güldüler? Kahkahalarla güldüler. Kahkaha kavramı gülmek fiilinin nasıl yapıldığını belirttiği için durum zarfıdır. Oradan hızla uzaklaştı. Uzaklaşmak eylemini soruyoruz. Nasıl uzaklaştı? Hızla. Durum zarfıdır. Babasına yaşlı gözlerle el salladı. El sallamak fiilinin nasıl yapıldığını soruyoruz. Nasıl el salladı? Yaşlı gözlerle. Yaşlı gözlerle kavramı el sallamak fiilini nitelediğinden dolayı durum zarfıdır. İkilemeler ve yansımalar da zarf göreviyle kullanılabilir. Bildiklerini bir bir anlattı cümlesinde bir 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 ikilemedir. Anlatmak eylemini soruyorum. Nasıl yapıldı bu eylem? Nasıl anlattı? Bir bir. Bir bir kelimesi anlatmak fiilini durum bakımından nitelemiştir. Konuyu enine boyuna tartıştık. Enine boyuna bir ikilemedir. Tartışmak eylemine eylemin nasıl yapıldığını soruyorum. Nasıl tartıştık? Enine boyuna tartıştık. Durum zarfıdır. Adamcağız
utana sıkıla içeri girdi. Utanmak ve sıkılmak ikilemedir. Girmek eyleminin nasıl yapıldığını soruyoruz. Nasıl girmiş içeri? Utana sıkıla. Utanmak ve sıkılmak girmek eylemini nitelediğinden dolayı durum zarfıdır. Bütün gece horul horul uyudum ve adam cümlesinde horul horul yansıma sestir. Yansıma ses nedir? Doğadan duyabildiğimiz, işitebildiğimiz seslerdir. Uyumak eylemine soruyorum. Bu eylem nasıl yapılmış? Horul horul yapılmış. İşte yansıma söz olan horul horul ifadesi uyumak eylemini nitelediğinden dolayı durum zarfıdır. Zarfların sıfatlar gibi etkilediği kelimelerin mutlaka önünde olmasına gerek yoktur. Cümlenin herhangi bir yerinde de zarflar bulunabilir. Seve seve üzerime düşen görevi yaparım. Yapmak eylemine soruyorum. Nasıl yaparım? Seve seve yaparım. Cümlemizin başındadır durum zarfı. Zarflar her zamanki gibi tek kelime veya ikileme halinde olmaz. Bazen sözcük grubu şeklinde olabilirler. Yavrusuna kavuşmuş bir anne gibi sevindim. Sevinli fiiline soruyoruz. Nasıl sevindim? Yavrusuna kavuşmuş bir anne gibi. Cümlemiz, sözcük grubumuz komple zarftır. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Yağmak eylemini soruyoruz. Nasıl yağıyordu? Bardaktan boşanırcasına. Söz grubumuz zarf görevindedir. İkinci zarf grubumuz zaman zarfı. Fiili zaman yönünden etkileyen zarflardır. Fiile sorulan ne zaman sorusunun cevabı zaman zarfıdır. Yarın balığa gideceğiz. Soruyorum, gitmek eylemini ne zaman yapacağız? Yarın. Cevabımız zaman zarfıdır. Seninle akşamleyin buluşuruz. Biz ne zaman buluşuruz? Akşamleyin buluşuruz. Zaman zarfıdır. Bayramda tüm kırgınlıklar unutulur. Ne zaman unutulur? Bayramda unutulur. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için bayramda kavramı zaman zarfıdır. Uçak az önce havalimanına indi. Ne zaman indi? Az önce indi. Hani işler dün bitecekti? Ne zaman bitecekti? Dün. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için tüm bu kavramlar zaman zarfı olarak adlandırılır. Üçüncü zarf türümüz yer yön zarfı. Fiilin nereye doğru olduğunu bildiren kelimelerdir. Fiile sorulan nereye sorusunun cevabı içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri kelimelerinden herhangi birisiyle kullanılıyorsa yer yön zarfıdır. Beri gel, barışalım. Nereye gel? Beri gel. Bu yoldan geri dönülmez. Nereye dönülmez? Geri dönülmez. Öfkeyle dışarı çıktı. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Yukarı çıkma. Nereye çıkma? Yukarı çıkma. Aşağı in. Nereye in? Aşağı in. Gönüllü olan bir adım ileri çıksın. Nereye çıksın? İleri çıksın. Bütün bu fiillere sorduğumuz nereye sorusunun karşılığı bize yer yön zarfını verir. Yer yön zarfları kesinlikle çekim eki alamazlar. Alırlarsa isim olurlar. Bu yoldan geri dönülmez cümlesinde nereye dönülmez? Geri dönülmez. Herhangi bir hal eki almadığı için yer yön zarfıdır. Bu yoldan geriye dönülmez dediğimizde, ismin yönelme halini aldığımızda geriye kavramı artık zarf özelliğini kaybeder ve isimleşir. Dalgın dalgın dışarı bakıyordu. Nereye bakıyordu? Dışarı. Nereye sorusunun cevabı olduğu için dışarı yer yön zarfıdır. Fakat dalgın dalgın dışarıya bakıyordu dediğimizde, ismin yönelme halini getirdiğimizde artık dışarı kavramı zarf özelliğini kaybeder ve isimleşir. Bir diğer zarf türümüz miktar, azlık, çokluk zarfları. Miktar zarfları fiili azlık çokluk yönünden derecelendiren zarflardır. Fiile sorulan ne kadar sorusunun cevabı miktar zarfıdır. Kazanmak için çok çalışmalısın. Çalışmak eylemi ne kadar yapılmalı? Çok yapılmalı. İşte fiile sorulan ne kadar sorusunun karşılığı bana miktar zarfını ya da azlık çokluk zarfını verir. Düne göre epeyce iyileşmişsin. Ne kadar iyileşmişsin? Epeyce. Az yiyen, ne kadar yiyen? Az yiyen. Çok yaşar, ne kadar yaşar? Çok yaşar. Biraz konuşabilir miyiz? Ne kadar konuşabilir miyiz? Biraz. Bu fiillere sorduğumuz ne kadar sorusunun karşılığı
miktar zarfı olarak karşımıza çıkar. Azlık çokluk zarfları diğer zarflardan farklı olarak sıfatları ve zarfları da derecelendirebilir. Bu konuyu daha çok çalışmalısınız. Çalışmak eylemini soruyorum. Ne kadar çalışmalıyız biz? Çok çalışmalıyız. Çok kavramı miktar zarfıdır. Peki daha ne kadar çalışmalıyız? Daha çok çalışmalıyız. Buradaki daha kavramı miktar zarfını derecelendirmiştir. Beni çok iyi dinle. Dinlemek eylemi nasıl yapılmalı? Soruyorum. İyi dinle. İyi dinle kavramı durum zarfıdır. Peki ne kadar iyi dinlemeliyim? Çok iyi dinlemeliyim. Buradaki çok miktar zarfı iyi durum zarfını derecelendirmiştir. Ayşe pek güzel bir kızdı. Bu ifadede güzel kız sıfat tamlamasıdır. Soruyoruz. Ne kadar güzel kız? Pek güzel kız. Sıfat tamlamasını derecelendirmiştir. Soru zarfı, fiili soru yoluyla etkileyen zarflardır. Kazanmak için nasıl çalışmalıyız? Mesela buradaki nasıl sorusu çalışmak fiilini durum bakımından nitelemiştir. Durum zarfının sorusudur. Ne zaman bitecek bu dertler cümlesinde ne zaman sorusu zaman zarfının sorusu olarak karşımıza çıkar. Daha ne kadar bekleyeceğiz cümlesinde ne kadar sorusu miktar sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkar. Bu saatte ne gezip duruyorsun cümlesinde sebep belirttiğinden dolayı ne zarf sorusudur. Bana niçin haber vermediniz ifadesinde niçin sebep belirttiğinden dolayı zarf sorusudur. Soru zarfları, soru sıfatı veya soru zamirleriyle karıştırılabilir. Ne ağlıyorsun be ifadesinde ne sorusu ağlamak fiiline yönelik olduğundan dolayı ağlama eyleminin niçin yapıldığını sorduğundan dolayı soru zarfıdır. Ne gün geleceksin sorusunda ne kavramı gün kavramını gün ismine yönelik bir soru olduğu için sıfat sorusudur. Bana ne aldığın cümlesinde aldığım nesnenin yerini adını tuttuğundan dolayı ne sorusu zamir sorusudur. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bitti. Başka bir derse görüşmek dileğiyle. İyi günler.